Güzel bir heyecanlısın. İçinde neler söyleyeceksiniz? Evet, bu heyecandan daha fazlası. Zaten sahnede söylediklerimden çok farklı bir şey değil ama bir hayaldi benim için burada olmak. Yani bunu tanıtmak, Sarpcan Köroğlu'yum ya, benim ailem fanatik Fenerli. Bir gün deselerdi ki ya Sarp, Fenerbahçe'nin formalarını tanıtacaksın, buna inanamazdım yani. O yüzden bu çocuklarıma, torunlarıma anlatacak bir hikaye oldu benim için. Formalar konusu da çubuklu. Her zaman hepimizin gönlünde yatan zaten Fenerbahçeliler olarak. Ve ilk defa, bu biraz benim düşüncem sadece, beyaz çizgi detayını yıllardır bekliyorduk ve bu sene o geldi. O yüzden çok mutluyuz. İçeride de hepimiz aynı hemfikir olduk zaten bu konuda. O yüzden çok mutluyuz. Lacivert de güzel. Diğer o beyaz üstüne sarı tüylü olanı da çok beğendik. Az önce bir yerde daha söyledim. Bunu hepinize tekrar söylerim izleyenlere. Kulüp üstüne düşeni yapıyoruz. Şimdi sıra bizde, artık bu formaları almalıyız. Üstümüze düşen bu. Lütfen herkes satın alsın, kulübe destek olsun. Nasıl bir taraftarız peki? Agresif miyiz yani? Ya agresifiz. Sağlıklı olmayan kısmında belki. Hızlı anlatayım. Bir gün ben lisedeyim, 19.03 falan saat. Maç başladı 19.00'da. Babam aradı beni. Oğlum neredesin? İşte baba, eve gidiyorum maç izlemeye. Ne demek maç izlemeye gidiyorsun? Zeynep zaten çoktan evde oluyor. 19.00'da maçın başında olman lazım. Demişti. Böyle bir ailede büyüdüm. Yani ne kadar sağlıklı sen düşün gerisini. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.